Herkese selamlar dostlar 27 Temmuz 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar toplamda 6 adet mücadelem var ideallerden giderek gitmeye çalışacağım daha doğrusu her maça tek bir tercih var ekstra bir maça bir iki tercih var sanırım değerlendirecek herkese bol şanslar Öncelikle Ağustos ayı boyunca yeni sezon öncesi Ağustos ayı için katı telegram gruplarımız yenilenmiştir. Onun bilgisini verelim. Yeni telegram gruplarına geçtik. Yeni özelliklerle birlikte yarın veya diğer gün videosu da zaten mutlaka gelecektir. Onunla bilgisini buradan vermiş olalım sizlere. Ağustos ayı için telegram gruplarımızı yeniledik. Geçtik. Bir adet maç skoru yarışması yapıyorum. Beşiktaş maçından ziyade ben Kuluş Adana Demir maç skorunu sormak istedim. Çünkü merak ettim bir maç. Sizce ne olur? Çünkü iddia Adana Demir'i çok favori görmemiş. Kuluj gerçekten iyi başladı. 2'de 2 ile başladı yine Romanya ligine. Fakat Adana demin geçen sezon gerçekten çok olağanüstü bir performans gösteriyordu. İçeride dışarıda çok iyi bir futbol oynuyordu takım oyunu. Bakalım yeni teknik adamıyla birlikte ilk resmi başında neler yapacak. Kadroya bazı isimler geldi. Nani gibi bir isimler geldi. Ama merak ettiğim bir maç maç skorun olur sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz Galatasaray. Ya Galatasaray dedim mi? dünkü maç 90'da gitti. Birazdan anlatacağım. Birazdan anlatacağım. E, maç konu bilen arkadaşımız Bost isimli arkadaşımız. Bana Instagram'dan ulaşabilir. Ekranda Instagram adresimiz de gelmiştir. Kangal Bey olarak da Instagram adresinden benimle ulaşabilir. Oradan herhangi soru görüş öneri her şey için benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Geçtim bunu da. Dün yüksek misli olarak Dinoma Zagreb'i ben güveniyordum. Zagreb'e güveniyordum. Hatta iki tane de golünü verdim. Çünkü daha önceki Hajduk Split maçını da izledim. Ligdeki ilk mücadelesini. O maçta 2-1 mağlup olmuştu. Fakat Petkovic'in kaçırmış olduğu penaltı vardı ve genel olarak oyunun her türlü domine eden taraf Zagreb takımıydı. Rakip de ve Kazakistan ekibiydi. Zayıftı. Ben Zagreb'in zaten yenmesini beklerken iki golünle zaten sizlere önermiştim. İlk yerden zaten 8 dakikada 3 tane gol attı. Maçı da 4-0 kazanmasını bildi. Kombinemiz ekrana gelsin. Kombinemiz başarısız 90'da gitti. Ya Galatasaray çok kötü oynamadı mı dün? Yani ne diyorsunuz? Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Bak ben bu arada bir Galatasaray taraftarıyım söylüyorum bunu ara ara zaten de. İnanılmaz kötüydü. Bak takım. Ben şunu anlamıyorum. Okan Hoca da şey dedim. Ee, oyuncularımız hazır değildi falan. Mesela abi kampta yeri geliyor. Günde 3 tane antrenman yapıyorsunuz. Ben Hull City maçında izlemiştim. O maçta çok iyi oynadı ilk yarı. Az son bir oyuncağı 4-3 yenildi. Fakat ilk yarıdan 3-0'a ya geçmişti. Öyle bir maçtı. Çok iyi oynamıştı. Yani bu dünkü maç niye böyle oldu bilmiyorum ama gerçekten kötü oynadı. Kombinemizi 90'da yatırdı. Gent maçı geldi. Galatasaray'da 90 artı 1'de gol yedi. Geçtim bunu da. Canlılarla birlikte canlı odasında zaten devam ettiğimizi biliyorsunuz. Canlı oldukça hem herkes açık gruba olsun hem de zaten kendi gruplarımız olsun. Ara ara her türlü yardım, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten canlı olarak da izliyoruz, takip ediyoruz. Fakat ligler bir başlasın daha da eseceğiz. Herkes açık Telegram kanalı var. Açıklama ve yorumlar kısmında var. Oraya da ara ara ücretsiz tercihler de zaten atıyorum. Değerlendirecekler orada da bir değerlendirme yapabilir. Herkese bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atan artı 200 seviyesindeki like'lardır. Altı mücadelem var. Like'larınızı eksik etmeyin. Bekliyorum. İlk mücadelemiz Bodo maçıyla başlamak istiyorum. Bodo ile Bohominas karşılaşması. Şöyle bir durum var. Çek Cumhuriyeti'ydi sanırım. Doğru. İlk mücadelesini başladı. Fakat Bodo'nun zaten ligi açıktı. Ligi açık olduğu için burada zaten hem maç temposuna hazır olan taraf bizim favori takımımız Bodo. Pelegrino önderliğinde özellikle zaten Bodo'ya baktığımız zaman da %60 sol kanattan. Pelegrino'nun zaten kanadından ilerliyor. Takımın kaptanı oldu. Kaptanlık verildi takıma. Bu yıl verildi sanırım Pelegrino'ya kaptanlık da. Geçen sezonda çok iyi performans gösterdi. 17 maçta 14 golümü de var. Takımda 3 tane golcü isim var ve 2 tanesi sol kanatta. Bir tanesi Pelegrino, diğeri de onun arkasındaki oynayan eleman. İyice bir araştırdım ki zaten son dönemlerde izliyorduk. Son mücadelesinde deplasmanda olmasına rağmen 5 tane de gol attı. Ben burada Bodo'nun galibiyetini zaten bekliyorum. Ama oran yok. Diyorum ki Bodo galip gelecekse ilk yarıya da zaten kendi evinde tempolu ve hızlı başlayan bir takım. İlk yarıdan Bodo galibiyetini ben aldım. Tek tercih olarak ilk yarı biri yazdım. Değerlendireceklere bol şanslar. Jurgarden ile Luzen karşılaşması. Deplasmandan bahsedeyim öncelikle. Burada yüksek oran vereceğim sizlere. Luzern takımına baktığımız zaman İsviçre Ligi'nde daha bir maç başladı. Winter Hall oynadığı bir mücadele vardı. Berabere bitti. O maçta çok da iyi oynamadı. Dengeli bir oyun vardı açıkçası. Winterova'a baktığımız zaman da açıkçası Luzern bir takım önde önde çıkmıştı yani. Şöyle e, öne çıkan taraf orada Luzern takımıydı. Jurgarden'ın ligi açık son mal bir maçı vardı. 2-0 kendi evinde yendi izledim. Ondan sonra Esbjerg maçı vardı. Kendi evinde 4-0 mağlup oldu. O maçı da izledim. Yani Jurgarın orada saçma hatalar yaptı. Özellikle son o dördüncü gol maç 3-0 Jurgarden basıyor gol atmak için. Hurra basıyor. Defansta bir top kaybı yaptı. Verdi hop 4-0 oldu. Zaten fiş orada çekildi bitti. Jurgarden iyice saldı o maçta. Şimdi Huzer'le oynayacaklar. Zorlu bir mücadele. Fakat Jurgarden'ın ben 4-0 sonrası bir reaksiyon verip burada galibiyeti uzaklanabileceğini düşünüyorum. 1.95 gibi orandan ben burada doğrudan Jurgarden'ın size galibiyetini öneriyorum. Sistem kuponlarınızı atın. Değerlendirecekler bol şanslar. Huluçlu-Adana-Demir karşılaşması. Bu maçın maç skoru sorduk. Gerçekten beklediğim bir maç. E, bugün de haberlere baktım. Başkan da e, dün olması lazım. Bugün haberlere baktım da havaalanına gitti. Oyuncular da hepsini tek tek uğurladı. Aslanlarım dedi. Böyle MyPet gibi bir şeyler var ya. Martı gibi. Havaalanında ona binmiş. Görselleri falan var. İyice bir inceledim. Takımda moraller şöyle dış görünüşten baktığım zaman da sosyal medyadan gayet mutlu. Yüzler gülüyor. Yusuf Sarı olsun. Nani olsun. Bunların hepsinin yüzleri gülüyor. Takım geçen sezondan gerçekten iyi bir performans gösterdi. Burada Kuluç'la ligi iyi başladı. 2-2 ile başladı. Ve kemikleşmiş bir kadrosu var zaten Kuluç'un. O yüzden burada Adana Demir'e favori gösterilmemesi tamam anlıyorum. Ama ben burada Adana Demir'in gol bulmasını bekliyorum abi. İyi oynayan takım bu sezonda. Birkaç takviyeler de yapıldı zaten. Burada Adana Demir tarafından gol bekliyorum. Onyekuru'yu da aldılar. Bon servisini. Burada ben karşılıklı gol var. Bir elleri gibi oranı açmışlar. Ben Kulucu'nun da atmasını bekliyorum kendi evinde. Zaten dediğim gibi iyi başladı. Fakat Adana Demir tarafından da bir tane gol bekliyorum. Değerlendirecekler ama o şanslar sadece varsa var seçeneğini aldım burada. Beşiktaş'la Tirana karşılaşması. Bence Beşiktaş'ın burada farklı bir şekilde galip gelme ihtimali var. Beşiktaş şu an transfer olarak çok fazla iş yapmadı. Doğru. Beşiktaş taraftar da zaten bundan. Tadiç çalımı ne bileyim Halil Dervişoğlu vesaire derken. Beşiktaş tarafı taraftan memnun değil ama illaki yapacaktır. Rahat olsunlar. Özellikle Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra başkan da söyledi zaten. E, fırsat transferler olacaktır mutlaka. Beşiktaş bunlardan mutlaka alacaktır. Ki zaten ileride Abubakar gibi bir isim var. Yani Abubakar'ı tek başına koy. Biz gidelim sağ soluna benden 2-3 tane olsun. Zaten Abubakar'a ben 3 tane attırırım. Öyle söyleyeyim. Burada da bence galip gelecektir. Ne veririz diye baktığım zaman da oran alalım. 2.5 üstünde 1 aldım. 3 sıfırlık bir skor beklentim var. Trina atar mı bilmiyorum ama atarsa da olabilir. 2.5 üstünde 1. 1.47 gibi orandan tek tercihim. Sizlere değerlendirecekler bu önünde bir değerlendirme yapabilir. Diğer mücadelem Twente ile Hamar karşılaşması. Twente'yi geçen sezondan zaten biliyorsunuzdur. Oynamış olduğu oyun tempolu bir oyun oynuyordu. Bu tempolu oyunu illa ki sürdürecektir. Takımın yani yapısı hocası aynı vesairesi oyuncular kemikleşmiş kadrosu aynı. Twente'nin tempolu oyununu bekliyorum. Hamar de bu oyuna bence ayak uydurabilecek bir takım. Zaten ama kalite farkı olaraktan da gerçekten çok bir kalite farkı var. Ama ligi başlamış bir ligin ortasında olan bir hamar bir takım bu var. Onlar da bence bu maçta gol bulma ihtimali olabilir. Olamazsa bile Twente'nin tek başına 3-0 yapma ihtimali de yüksek. Ben mücadeleyi tek bir tercih olarak da 2.5 üst tercihini 1.34 gibi olanlar önereceğim. Değerlendireceklerim. değerlendirebilir. Ha şöyle de yapabiliriz. Zaten Twente tarafından galibiyet bekleniyor. Bion gibi de bir oranı var. 2.5 üstünde 1 yaparsanız oranı bir 1.54'e yükseltirsiniz. Tarafı da olmuş olur. Ama ben dedim ki Hamar bir de burada bir sürpriz yapma ihtimali gerçi zor da yani bu da ekstra alternatif tercihtir zaten. Tek tercih bu var alternatif. Diğer mücadelem Lech Poznan'la Zalgiris karşılaşması ama Kauno Zalgiris bu. Yine Litvanya ekibinden Zalgiris vardı Galatasaray'ın oynadı Bir de Kauno Zalgiris var Litvanya ekibinden. Lech Poznan'la oynayacak ki Lech Poznan konferans liginde geçen sezon sanırım yanlış hatırlamıyorsam çeyrek final. Ya son 16 ya da çeyrek final oynadı. <laughs> Kupanın yani geçen sezonda tecrübelerinden kazandı. 17 ilk mücadelesinde deplasmanda 2-1 kazanmasını da bildi. Kadro kalitesi olarak öne çıkıyor. Bence burada Lech Boz'dan ilk yarıdan bir galip gelecektir. İlk yarının oranı düşürmüşler dostlar. 1.34 gibi 1.35 oranı vardı. Oranı bir 1.34'e düşürmüşler. Bu oran muhtemelen daha da düşecektir değerlendirecekler. Bence geceden oluşturun kuponlarınızı. Ben de bu geceden katıl grubuna zaten atmayı düşünüyorum. Dediğim gibi kuponları biraz erken oluşturun ki sıkıntı yaşamayalım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benim düşüncelerim, tercihlerim, araştırmalarım bu yönde. Aklını yatanlar değerlendirebilir, yakmayanlar da değerlendirmeyebilir. Tamamen sizde kalemin son noktası kupona veya telefonunuzdan son olarak sizi işaretliyorsunuz. Benim düşüncelerim bu yönde. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.